Şiddet çocuklukta öğrenilen ve daha sonra otomatik bir tepki haline gelen, artık insanoğluna hiç yakışmayan vahşi ve ilkel bir davranış biçimidir. Verilen ağır cezalar bugüne kadar şiddeti dünyanın hiçbir yerinde durduramadı. Çünkü şiddet köklerini çocukluktan alır. En sık uygulanan biçimi ise psikolojik şiddet dediğimiz, çocuğun en yakınları tarafından aşağılanması, hor görülmesi, değersizleştirilmesi ve daha da önemlisi sevilmemesidir. Çocukken aldığımız yaraların sonraki hayatımızda bizi nerelere götürdüğünü izlerken biraz hüzünlensek de şiddeti kökünden kurutmak üzere yola çıkalım ve hep birlikte şiddetin her türlüsüne dur diyelim. Ermiş dede. Sen niye hazır değilsin daha kızım? Neye hazır olacağım ben dedim. Söylemiştik sana daha önce. Gelip alacaklardı seni ya. O bugün müydü? Aa, ben onu unutmuşum ki ben. Aklımdan uçmuş gitmiş o bugün. Ben hemen hazırlanayım geleyim o zaman ha. Hemen dur geleyim ben. Bana kocam kızarsa beni alıp gideceksiniz ya. Bizim sözümüz üstündür kızım. Hiç kimse bizim sözümüzün üstüne söz söyleyemez. Doğru. Söyleyemez. Ben hemen hazırlanıp geliyorum o zaman. Hemen hazırlanıp geliyorum ben. Thank you.
Niye karanlık ya? Boncuk. Boncuk. Sana diyorum Boncuk. Ne hal? Niye böyle gelip kuşandın? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Gelip beni alacaklar ya işte. Alıp da beni başka kocaya vereceklermişti. Onu bekliyorum. Günaydın hocam. Günaydın Tunacığım. Nasılsın bakalım? İyiyim hocam. Siz? Ben de iyiyim. Bugün geliyor değil mi Aynur'un oğlu? Evet, Selvi Hanım'dan sonra o var. Tamam. Tunacığım, ne güzel dikkat edip ilgilendin Aynur'la. Sıkıntısını fark ettin. Aman hocam, ne yaptım? Sen hep böylesin işte. Herkesi dinlersin, kendini hiç anlatmazsın. Hadi kendine de bana da bir çay alıp gel de konuşalım birlikte. Tamam hocam, hemen getiriyorum. Hüseyin'cim, bize iki çay şöyle demli. Buraya getirsen ben götüreceğim yukarı. Tamam. Hadi bay bay. Gel Tunacığım. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne kadar uzun zaman oldu seninle şöyle karşılıklı oturup dertleşmeyeli. Ya hocam, koşturmaktan vakit bulamıyoruz ki işte. Maalesef öyle. İnsanlar büyük bir iletişimsizlik içinde. Aynı evin içinde bile vakit ayırıp birbirleriyle konuşmuyorlar. Aslında bir çay içip 15 dakika herkes birbirini dinlese ama can kulağıyla dinlese. Öylesine değil, derin derin konuşsak birbirimizle. Öyle iyi gelecek ki hepimize. Gelmez mi hocam? Siz hep dersiniz konuşmak insanın zehrini alır diye. Tunacığım, sen nasılsın peki bu aralar? Hadi biraz da seni konuşalım artık. Konuş sana bir tane. Neden hep susuyorsun? Susmak neyi halleder?
neden anlatmıyorsun? Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Anne. Ay öldüm meraktan. Dur. Ne yaptınız, ne oldu? Her şey yolunda değil mi? Dur anneciğim. Ya oğlum bir anlaşsana. Dur tamam bir dakika dur. Ay kurban olurum ben sana. Çok güzel değil mi ya? Bana mı öyle geliyor sadece ha? Bana öyle gelmiyor değil mi? Ay çok güzel, çok. Ve senin güzelliğine kurban olurum ben maşallah. Bu fotoğraf bana yolla. Tamam yollayacağım tamam. Anne nasıl değil mi? Ha? Yok değil mi yaramaz bir durum? İyi annem, iyi, iyi, iyi. Bebek de iyi, anne de iyi. Tamam merak etme sen. Ay çok şükür. Tamam, hadi gel çıkalım gel, hadi yürü. Tamam gel, hadi gel. Gel, gel, gel otur gel, heyecanlandın sen gel. Su getireyim mi sana? Yok. Allah sana analı babalı uzun ömürler versin güzel yavrum. Adını ne koydunuz? Yiğit. Tamam hadi ben gideyim ya. Oğlum daha yeni geldin. Yok yok gideyim aklım orada benim şimdi. Doğru koş sen. Benim zaten doktor hanımla görüşmem var. Hadi. Tamam. Habersiz bırakma sakın beni ha. Bak Hande'yi de iyiydi de çok öp. Tamam. Benim için oldu mu? Tamam. Hadi oğlum güle güle. Merhabalar Selvi Hanım. Merhaba Doktor Hanım. İyi gördüm sizi. İyiyim. Ben bu sabah çok güzel bir haber aldım. Torunum doğdu. Öyle mi? Ne güzel. Gözünüz aydın Selvi Hanım. Sağ olun. Fotoğrafını gösterdi sabah Mert. Ay nasıl güzel bir şey böyle biliyor musunuz? Böyle yumuk yumuk. Ama Mert hala inat ediyor. Sen geleceksin görmeye. Ben getirmem diyor. Nasıl olacaksa o. Ben çıkabilsem bunca zamandır çıkmaz mıydım? Ama nasıl güzel bir şey biliyor musunuz? Fotoğraftan bile belli. Ay parçası gibi. Maşallah. Adını da ne koymuşlar biliyor musunuz? Yiğit.
Mert'in abisinin adı. Kusura bakmayın. Çok duygusalım bugün. Ne kusuru Selvi Hanım? O nasıl laf? Duygularını yaşamak kadar güzel bir şey var mı? Acı ya da tatlı. Onlardan kaçmamak çok kıymetlidir. Ben hayattan kaçmışım bunca zamandır. Duygularımdan kaçmasam kaç yazar? Aa Selvi Hanım, böyle yüklenmeyin ama kendinize. Bakın çabalıyorsunuz. Birlikte bir yola girdik. Gayet güzel ilerliyorsunuz. Ben size inanıyorum. Ya boşa kürek çekiyorsam doktor hanım? Ya hiç başaramazsam? Ya böylece ölüp gidersem? Bu ev benim en sonunda tabutum olursa? Selvi Hanım, siz neler atlatmış, her şeye rağmen ayakta kalmışsınız. Şimdi umutsuzluğa kapılma değil, tam tersi umut etme zamanı. Bu saatten sonra umut benim neyime diyesim geliyor ama... Ne demiş Mevlana? Asla umudunu kaybetme kalbim. Mucizeler görünmezin içinde yaşar. Bugün bana başka neler anlatacaksınız Selvi Hanım? Kaldığımız yerden devam etsem olur mu? Nerede kalmıştık? Kızlar evden gitmişti. Evet. Ben de çocuklarla kala kalmıştım koca evde. Kuzularım, uyandınız mı siz? Oy benim mis kokulu kuzularım. Uyandınız mı? Gel bir tane. Kurbanlar. Selvi. Selvi. Ne ara uyandın sen? Selvi. Geldim, geldim. Kahvaltı mı nerede ya? Hazırlayayım hemen. Oğlanlara baktıydım da. Thank you.
Çocukların sütü, rızanın çayı derken her sabah maraton koşardım evin içinde. Rıza işe gittikten sonra da biz üç çocuk kalırdık evde baş başa. Canım çıkardı ama onların kokusu, bir gülüşü yeterdi bana. Onları öpmeye, onlarla oynamaya doyamazdım. Selvi Hanım, hem evin işlerini hem çocuklara nasıl yetişiyordunuz? Yetişemiyordum ki. Her şeyi yarım yamalak yapıyordu. Bu koca evde hangi birine yetişeceksin? Adam da hiç halden anlamazdı. O bari birazcık yardımcı olsaydı. Ama nerede? Tam tersine. Hiç acımadan eziyet edip durdu. Tek derdi kendi keyfi, kendi rahatıydı. Ne çocuklar umrundaydı ne de ben. Thank you.
hoş geldin. Bu evin hali ne? Toplarım hemen. Bu ev ben gelmeden toplanacak. Anladın mı beni? Anladım. Bugünlük böyle oldu. Affet. Affedi affedim. Tepeme çıktın zaten. Affetmiş. Oğlanlarla baş edemiyorum. Yetişemiyorum hem onlara hem eve. Bir yardımcı mı alsak? Sen ne işe yarayacaksın o zaman? Benim çocuklarıma el alem bakacaksa ben seni niye aldım? Senin babanın evinde de hizmetçi mi vardı? Çıkar aklından böyle saçma sapan düşünceleri. Bu eve başkası girmeyecek. Duydun mu beni? Duydun mu dedim? Topla şimdi ortalığı. Yemeği de hazırla. Hemen! Adam halden anlamıyordu ki. Param var, pulum var. Bir bakıcı, bir yardımcı tutsana. Yok. Her şeyi ben yapayım istiyordu. Benim de canım çıkıyordu tabii. Yemeği yapsam çamaşır eksik kalıyordu. Onu yapsam ütüsü yetişmiyordu. 2 gram uykuyla her şeye yetişmeye çalışıyordum. Ama yine de yaranamıyordum. Oraya oturur, kendi dünyasında yaşardı. Bana kalırsa o da beni aldığına pişmandı. Neden? Çünkü mutsuzdu o da. O 2 kızını büyütmüş, babalığını yapmış. Şimdi aldığı genç kıza hizmetini gördürüp rahat edecekti. Ama yaptığı hesap çarşıya uymamıştı. Uyudular mı? Kahve yapayım mı? İstemez. Çay? İstemez. 2 kelime konuşmazdık bile. Ha, konuşacak olsak ne konuşacağız? Neyimiz vardı ki ortak? Neyi paylaşmıştık ki o güne kadar? Biz aynı yastığa baş koyan 2 yabancıydık. İsterse bir asır geçsin üzerinden. Bu hiç değişmedi. Git sustur şunu! Ben bu evde gürültü istemiyorum demedim mi? Çok zor zamanlarmış gerçekten. 2 küçük çocukla ilgilenmek hiç kolay değil. Ah doktor hanım, hiç sormayın. Ben de o zamanları zor zannederdim. Ama asıl zorluk çocuklar büyüyünce başladı. İlk okul günlerini, ilk müsamerelerini... İlk karne alışlarını hep kaçırdım. Mert yine daha mülayimdi. Ama abisi bu işi bir türlü kabullenemedi. Neden benim annem de diğer anneler gibi beni okula bırakmıyor? Neden okuldan almaya gelmiyor diye sorup durdu. Küçükken doktor çıkmamı yasak etti der kandırırdım. Ama büyüdükçe inanmaz oldu. Hadi acele edin kuzum. Okula geç kalacaksınız. Söylesene. Söylemeyeceğim. O zaman babama söyle. Sen sussana. Oğlum ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz bakayım? Ya yok bir şey. Yok yok, var bir şey belli. Hadi söyleyin. Ne oldu oğlum? Hadi söyle anana. Ya söylesem ne fark eder ki? Bir hal çaresine bakarız. Önce bir öğrenelim de. Ya sınıf öğretmeni seni okula çağırıyor. Ha oldu mu? Niye ki? Ben nereden bileyim? Bana söylemedi. Gidince öğrenirsin.
Söyleyin babana. Yani de babam falan değil, seni çağırıyor diyorum, seni. Herkesin annesini sırayla okula çağırıyor. Ama... Gidemezsin biliyorum. Ben dedim söylemeyelim diye. Nasıl olsa gidemeyecek. Oğlum, iyiydim. Benim yerime baba... Anne, babam falan değil diyorum. Seni çağırıyor. Yerden göğe kadar haklıydı kızmakta. Böyle böyle hırçınlaştı. Sonunda korktuğum oldu. Babasıyla da takışmaya başladı. Onlar büyüdükçe adamın da öfkesi büyüdü. Yaşlandıkça iyice çekilmez olmuştu. Çocukları ne dinliyordu, ne de anlıyordu. Ben size bir daha top oynamak yok demedim mi? Yine el alemin canını indirmişsiniz aşağıya. Ben ne yapacağım lan sizinle? Ha? Ya siz benim başıma serseri mi olacaksınız be? Okula gitmeyeceksiniz, top peşinde mi koşacaksınız? Ananız gibi cahil mi kalacaksınız? Okuldan sonra sokak yok diye kaç kere söyledim ben? Ama yok, sizin laf dinlediğiniz falan yok. İyi, üzerinize kapıyı kilitleyeyim de görün gününüzü. Annem gibi bizi de mi esir edeceksin? Cevap verme bana. Niye? İstar veririm, istar vermem. Dur, yapma. Çekil sen de ayağımın altından. Gebertirim seni. Çocuklara vurma, bana vur. Çekil dur. Anne. Benim lafımın üzerine bir daha laf söylemeyeceksin sen, anladın mı beni? Duydun mu beni? Kırıl. Yapma, kurban oldum, yapma. Ya bırak anne ya. Adamın bize ne yaptığını görmedin mi? Yavrum deme öyle, o sizin babanız. Ya anne, sen ne zaman kendine geleceksin ya? Ne zaman şu adamın gerçek yüzünü göreceksin? Ne zaman şu hapishaneden kurtulacaksın? Başında gardiyan gibi duruyor, ne derse yapıyorsun. Tıkmışsın kendini bu eve. Yiğit, oğlum deme böyle, üzülüyorum bak ben. Üzül anne, üzül. Belki biraz kendine gelirsin. Abi yeter. Ne yeter ya, ne yeter? Şu haline, halimize bak. Sen geçen gün demiyor muydun bir tek benim annem veli toplantısına gidemedi. Çok ağrıma gidiyor, sınıftaki herkes dalga geçiyor diye. Veli toplantısı mı? Bak onu bile bilmiyorsun. Niye söylemediniz oğlum? Söylesek ne olacak? Anne, bizim okulumuz nerede? Hadi onu geçtim, evimiz nerede? Ne? O ne demek? Diyorum ki yaşadığın ev, yaşadığın şehrin neresinde onu bilmiyorsun. Anne yalvarırım, kır şu kabuğunu artık. Çık şu evden biraz. Bizi bir kere parka götürmedin, bizi bir kere okula bırakmadın, bir kere gezmeye gidemedik. Niye? Şu babam ne adamın korkusu yüzünden. Oğlum, ben istemez miydim? O zaman canlan anne biraz, canlan. At şöyle toprağın üzerinden. Onları çok yalnız bırakıyordum. Evde sarıp sarmalıyordum ama dışarıdaki dünyada kendi başlarındaydılar. Siz nasıl hissediyordunuz peki? Kötü. Çok kötü. Kendimi hem çaresiz hem de çok kötü bir anne gibi hissediyordum. Anne. Yiğit, oğlum. Ne oldu? Ya, özür dilerim. Bağırıp çağırdım sana. Aynı babam gibi davrandım. Kuzum, olur öyle arada. Sen üzülme. Üzülüyorum anne. Hem de çok üzülüyorum. Bile değil, sana üzülüyorum. Bu evin içinde kuruyup gidiyorsun. Neden anne, neden? Neden boyun eğiyorsun?
Keşke ona verecek bir cevabım olsaydı. Selvi Hanım, o zamanlar yine Rıza Bey'den korktuğunuz için mi dışarı çıkmıyordunuz? Ya, orası biraz karışık. Çocuklar büyümüştü. Ve beni o zamana kadar Rıza hiçbir yere göndermemişti. Evde olmak, dışarı çıkmamak benim hayatımın normali olmuştu. Ha, buna itiraz etmek aklıma bile gelmiyordu artık. Ama bir gün beni çocukların öğretmeni görüşmek için okula çağırdı. Önemliydi galiba. Anladım hocam. Gelirim tabii. Görüşmek üzere. Kadına tamam demiştim. Rıza'yı da arayıp bir şey söylemedim. Sonra sanki her gün evden çıkarmışım gibi gittim, giyindim, kuşandım. Elime çantamı aldım. Anahtarı da alıp çıktım evden. Ama o kadar sakinim ki, beni gören de her gün bunu yaptığımı sanır. İlk başta her şey iyiydi. Sokakta şöyle bir sağıma soluma baktım. Ne tarafa döneceğime karar verdim. Tam birkaç adım atmıştım ki olanlar oldu. Kalbimde aniden bir çarpıntı başladı. Ama nasıl biliyor musunuz? Sanki o an düşüp öleceğim gibi. Nefesim de tıkandı mı? Aniden bir ter bastı. Hani ecel teri derler ya. Aynen öyle. Bacım, iyi misin bacım? Hadi gel. Ah kızım. Yavaş. Sen böyle kötüydün, niye çıktın dışarı? Ha? Ah yavrum benim ya. Ah yavrum. Gel. Gel kızım, otur şöyle. Otur. Vah yavrum. Dur. Hemen kolay. Ah getir elini. Kolay ya. Evin nerede senin kızım? Hadi gel evine götürelim seni. Hadi kalk bakalım, yavaş. Ah kızım. Ah. Böyle çıkılır mı yola hiç? Yavrum. Evde kimse var mı sana bakacak? Heh?
Hala unutmam o kadını. Allah razı olsun ondan. Hani kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş derler ya. Aynen öyle. Sağ olsun. Kadın kapının önüne kadar götürdü beni. Anahtarımı çantamdan çıkartıp kapıyı da açtı. Ama kadının eli hala kolumda. Bak iyi misin? Eğer istersen hastaneye götürürüm seni dedi. Yok sağ ol dedim. Ay, eve bir kapağı atsam diye kıvranıyorum. Başka hiçbir şey düşünemiyorum. Evde olduğumu anladım ya, sanki ölümden döndüm. Biraz ferahladım. Hemen kalktım, yüzümü yıkadım. Bir bardak su içtim, uzandım. İşte o günden sonra da bir daha bunu denemedim. Kimselere anlatmadım. Bir tek bugün size açtım içimi. Rıza Bey sizin çocuklar için bile evden çıkmamanızdan hiç rahatsız olmadı mı? Sizi hiç çıkartmaya çalışmadı mı? Kim? Rıza mı? Ben çıkmışım, çıkmamışım. Onun umurunda mı? Zaten dedim ya, o gün çıkmayı denediğimden bile haberi olmadı. Kimseye anlatmadım. Haberi olsa ne derdi bilmiyorum. Belki de yine çok kızardı bana. Ama çocuklar duysalardı çok üzülürlerdi. Özellikle Yiğit çok farklı, çok duygusal bir çocuktu. Kendinden geçti, beni kurtarmak istedi. Ben hayata karışayım, yaşayayım istedi. Ben de o gün sırf onun için okula gitmeye çalıştım. Bir daha da cesaret edemedim. O duygularınızı anlatsanıza biraz Selvi Hanım. Ne hissediyordunuz kapının önüne geldiğinizde? O zaman da şimdi de ter basıyor. Nefesim daralıyor, gözüm kararıyor. Herhalde diyorum ki ecel böyle bir şey. Yapamıyorum. Çok istedim ama her seferinde ölüyorum sandım. Sanki birileri boğazımı sıkıyormuş gibi nefessiz kaldım. Oğlanlar da büyüdükçe anladılar. Bu işin oluru yok. Üzerime gelmeyi bıraktılar. Hem onlar üzerime gelmeyi bıraktı hem de babaları. Rıza Bey de mi anladı sizi sonunda? Yok. Rıza neyi anlamış ki beni anlasın? Onunki başkaydı. Ya dikkat etsene. Birazcık döküldü. Ne kadar döküldüğünü sorduk mu? Birazcık dökülmüşmüş. Al götür bunu. Yenisini yap. Yaparım da evde kahve kalmamış. Alıverirsen. Evde kahve kalmamış ne demek? He? Ya sen ne işe yarıyorsun be? Gerizekalı mısın sen? Sana kaç kere söyledim. Eksiği gediği bana haber ver de ben gelirken getireyim diye. He? Kuş beyinli. Yiğit oğlum yapma. Bir daha bu kadına dokunmayacaksın. Sen bu işe karışma dünkü... Bir daha bu kadına
elin kalkmayacak. Gel anneciğim. O günden sonra da bir daha el kaldıramadı bana. Korkmuştu Yiğit'ten. Oğlanlar yine de ona saygıda kusur etmediler. Ama bir daha ne onların ne de benim üzerime gelemedi. Tam rahat ettik artık diyordum ki. Nasıl çaktık lan dün size iki tane? Ya bunun rövanşı da var. Siz bizim sahibi gelin bakalım ne olacak. Hele hele. Oğlum biz bu deplasmanların kralıyız be, kralı. Ya bırak. Allah Allah. Barışmayın. Babanızı uyandıracaksınız. Aman aman. Uyanmasın güzellik uykusundan Rıza Bey. Bak şimdi, bak laflarını. Duyacak Allah. Aman, duyarsan olur. Yaşlandı iyice zaten. Şirkette bile bütün gün uyukluyor. E ben de diyorum, işi bırak çocuklara, sen de evde otur, dinlen diye. Ama dinlemiyor. O çalışmadan, işe gelmeden durabilir mi ya? İlla bizim başımıza dikilecek, baş öğretmen gibi. Her şeyi kontrol edecek. Ya çalışanlara iş yaptıramıyoruz, iş. Yiğit Bey, önce bir babanız görsün de. Vallahi hepsi böyle. Bu kadar zamanda muma çevirmiş hepsini Peder Bey. Neyi ne yapmış Peder Bey yine? Günaydın baba. Günaydın baba. Ne günaydın ya, uyuttunuz mu ki günaydın? Erken daha nasıl olsa rahat rahat yetişirsiniz işe. Yiğit, İsmail izinli bugün. Arabayı sen kullanacaksın. Hadi ya. Tamam. Olur baba. Oo, yeni şoförümüz hayırlı olsun. Ha. Bana bak. Ya bırakın bunu ya. Eşek kadar adam olduğunuz şu halinize bak ya. Allah Allah. Yiyin iki lokma da gidelim. Saat kaç oldu? Böyle böyle başladı arabayı almalar. Önce şirkete giderken kullanıyordu Yiğit. Sonra arkadaşlarıyla buluşacağı zaman dalmaya başladı. Benim adam da hiçbir şeye izin vermez. Ama buna olur diyesi tuttu. Oğlandan korkusunu arasını iyi tutmaya çalışıyor besbelli. Ah keşke izin vermeseydi. Veremez olsaydı. Abdiha evine geri geldi. Aa, nereye oğlum? Arkadaşın doğum günü var anne. Söyledim ya sabah. İyi de geç olmadı mı? Ya bırak. Erkek adam gezecek tabii. Oturup senin başını mı bekleyecek? İyi peki. Bir şey demedim. Ha, geldin mi? Hadi çıkalım. Aa, sen de mi çıkıyorsun? Evet anne, ortak arkadaşımız zaten. Arabanın anahtarı kapının yanında asılı. Dikkatli kullanın. Tek bir çizik olursa canınızı okurum ona göre. Tamam baba, merak etme. Annem. Hı. Sen bizi merak etme. Yat uyu olur mu? O kadar mı geç kalacaksınız? Ya sen merak etme sultanım bizde. Allah Allah, şu hale bak ya. Gören de çocuklar gurbete gidiyor sanacak. Bunları sen böyle yaptın ana kuzusu. Hadi anneciğim. İyi geceler sana. Sabah görüşürüz. O son bakışı hiç unutmadım. Hiç uyumadım o gece. İçimde bir sıkıntı vardı. Karanlık bulutlar çökmüştü yüreğime. Olacağı bilir gibi. Thank you.
Telefonun sesini duyduğum an anlamıştım. O an yüreğim dağlandı. O an anladım. Rıza. Rıza. Hı. Kalk, telefon çalıyor. Ne oldu? Ya telefon çalıyor, duymuyor musun? Duymadım. Kalksana. Ve telefonu ya bu saatte. Kim bu münasebetsiz? Bu saatte telefon. Giden size. Alo. Buyurun hanımefendi. Dinliyorum. Ne hastanesi? Evet. Yiğit mi? Ben... Babasıyım ben. Anneyi kahretsin. Cenazesine bile gidemedim yavrumun. Bir avuç toprak bile atamadım üzerine. Allah beni kahretsin. Keşke ben öleydim onun yerine. Ben hak etmiyorum yaşamayı. Keşke ben öleydim de oğlum yaşasaydı. Doktor hanım, ne olur yardım edin bana. Yardım edin de bir kerecik olsun ölmeden şu evden çıkabileyim. Gidip oğlumun mezarına olsa sarılabileyim. Allah'ın lütfu torunuma dokunabileyim. Yardım et bana doktor. Yardım et. Ben dayanamıyorum artık. Ben dayanamıyorum artık. Çıkar beni. Beni bu evden çıkar. Çıkar beni bu evden doktor hanım. Selvi Hanım, sakin olun. Duyuyor musunuz beni Selvi Hanım? Duyuyorum. Duyuyorum doktor hanım. Dinleyin beni. Şimdi gidip bir yüzünüzü yıkayın. Bir yudum su için.
Hadi ben sizi bekliyorum. Tamam. Maşallah ablacığım sana, maşallah. Anne. Özür dilerim. Bağırıp çağırdım sana. Aynı babam gibi davrandım. Kuzum, olur öyle arada. Sen üzülme. Üzülüyorum anne. Hem de çok üzülüyorum. Annem, sen bizi merak etme. Yat uyu, olur mu? Biraz daha iyi misiniz? İyi olmak benim neyime doktor hanım? Neden öyle diyorsunuz Selvi Hanım? Ben iyi olmayı da kendime yakıştıramıyorum artık. Hak etmiyorum iyiliği falan. Burada kapana kısılıp kalmışım fareler gibi. İyi olsam kaç yazar doktor hanım? Ölen oğlumun mezarına, doğan torunumun yanına gidemedikten sonra. Selvi Hanım, bir kez de birlikte deneyelim mi? Neyi? Dışarıya çıkmayı mı? Yok doktor hanım, yani ben yapamam. Benden bunu istemeyin. Hayır. Gerçekten çıkmaktan değil, hayal etmekten bahsediyorum. Nasıl yani? Bunun bir egzersiz, bir çalışma gibi düşünebilirsiniz. İkimiz birlikte hayal kuracağız. Hayal? Hı. Sizin yerinizden bile kalkmanız gerekmeyecek. Sadece gözlerinizi kapatıp evden çıktığınızı düşünmenizi isteyeceğim sizden. Bilmem ki doktor hanım. Bir deneyelim. Bakalım nasıl hissedeceksiniz. Olmaz mı? Yapabilir miyim ki? Bunda yapamayacak bir şey yok ki. Bu bir yarış da değil. Dediğim gibi bir egzersiz sadece. Deneyelim mi? Peki. Ben biraz telaşlandım da. Telaşlanmayın. Ben yanınızdayım. Bu süreçte hep sizinleyim. Başlayalım mı? Yaslanın arkanızı. Kapayın gözlerinizi. Gevşeyin. Derin bir nefes alın. Şimdi oturduğunuz yerde ayağa kalktığınızı hayal edin. Kalktım doktor hanım. Çok güzel. Şimdi yavaş adımlarla kapıya doğru yürüyün. Tamam. Yürüyorum.
sokak kapısına kadar gidin. Ama doktor hanım. Sadece kapıyı görebileceğiniz kadar yaklaşın. Korkmayın, ben sizinleyim. Görebildiniz mi kapıyı? Gördüm doktor hanım. Çok güzel. Şimdi ayakkabılarınızı giyin. Ama... Hayır hayır, sakin olun Selvi Hanım. Ben sizin yanınızdayım. Yalnız değilsiniz. Peki. Çok güzel. Şimdi elinizi kapının koluna atın. Yok, 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 yapamam. Dokunamam kapıya falan öyle. Tamam Selvi Hanım. Acele etmeyin. Derin derin nefes alın benimle birlikte. Bir tane daha. Çok güzel. Şimdi sakince elinizi kapıya atın. Ama... Hiçbir şey olmayacak. Bana güvenin. Sadece kapının kolunu tutun. Derin derin nefes almaya devam edin. Bravo Selvi Hanım. Çok iyi gidiyorsunuz. Bravo. Doktor Hanım, ben çok kötü oluyorum. Ter bastı. Ben yanınızdayım. Korkunuzu anlıyorum. Korktuğunuz halde bunları yapabildiğiniz için sizinle çok ama çok gurur duyuyorum. Sakinleşin şimdi. Tekrar düzenleyin nefesinizi. Derin bir nefes alın. Doldurun ciğerlerinizi. Bravo, çok güzel. Şimdi yavaşça kapının kolunu çevirin. Korkmayın, ben yanınızdayım. Açıldı. Bravo Sinir Selvi Hanım. Çok güzel. Ama ben çok korkuyorum doktor hanım. Çok korkuyorum. Çok iyi gidiyorsunuz. Korkmayın Selvi Hanım. Ben sizinleyim. Çok önemli bir aşama kat ettiniz. Şimdi ne yapayım? Açın kapıyı iyice. Yapamam. Yapamam. Sakin olun Selvi Hanım. Derin nefesleri unutmayın. Yapabilirsiniz. Ben size güveniyorum. Hadi bir kere daha deneyelim. Ben yapamam. Ben size güveniyorum. Açın şimdi kapıyı. Açtım. 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 Bravo size Selvi Hanım. Bravo. Ne görüyorsunuz şimdi? Sokağı görüyorum. Sokağı görüyorum. Ve gökyüzünü. Selvi Hanım, şimdi sizden bir şey daha isteyeceğim. Kapının eşiğinden dışarı doğru bir adım atacaksınız. Sadece bir adım. Ve orada duracaksınız. Öyle. Yok yok. Yok, ben onu yapamam. Ben onu istemeyin doktor hanım. İsterseniz yapmayın. Acelemiz yok. Düşünün. Karar sizin. Attım doktor hanım. Siz bana bir adım dediniz. Ben de 2-3 adım attım. Şimdi dışarıdayım. Oh, Allah'a şükürler olsun. Dünya varmış. Doktor hanım, ben ne yaptım böyle? Ben ayağımı dışarıya bastım. Hayal de olsa yaptım. İnanamıyorum.
İnanamayacak bir şey yok. Ben yapabileceğinizi biliyordum. Peki bunun gerçeğini de yapabilecek miyim? Yapacaksınız Selvi Hanım, yapacaksınız. Gün içinde bu derin nefes alma egzersizlerine devam edin, olur mu? Size çok iyi gelecek. Olur doktor hanım. Ben size nasıl teşekkür etsem doktor hanım? Şöyle yapalım mı? Siz o teşekkürü buraya, kırmızı odaya geldiğiniz zamana saklayın, olur mu? O gün hiç gelmeyecek gibi geliyor bana doktor hanım. Gelecek. Bütün kalbimle inanıyorum. İyisiniz değil mi? İyiyim. Çok iyiyim. O zaman haftaya görüşene kadar kendinize çok iyi bakın Selvi Hanım. Olur mu? Arada bir bugün yaptığımız hayali egzersizleri de yaparsanız memnun olurum. Ama zorlamayın kendinizi. Olur doktor hanım. Allah razı olsun sizden. Sizden de. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Efendim. Hocam, yemeğe iniyorsunuz değil mi? Tamam Tınacığım, geliyorum birazdan. Tamam hocam, bekliyoruz. Hoca da gelmek üzere. Hüseyin'cim hadi getir yemekleri canım. Tamam Tuna Hanım. Hüseyin ben de geliyorum yardıma. Tamam. Sağ ol Aynur'cum. Hocam. Sağ ol Deniz'ciğim. Hocam yorgun musunuz biraz? Çok zor bir seanstan çıktım Piray'cığım. Biraz yorgunum evet. Ama şimdi sizleri görmek çok iyi geldi. Nasılsınız bakalım? İyiyiz değil mi? Her zamanki gibi. İyiyiz hocam, çok şükür çok iyiyiz. Ayşe'cim, sessizsin yine. Yo hocam çok iyiyim. Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam ben de iyiyim. Sormadan söyleyeyim dedim. Bu arada yarın için izin istiyorum sizden. Olur tabii, seanslarını ayarladıysan. Tabii tabii, Tuna Hanım'la hallettik biz. Şimdi hazır hepimiz bir aradayken söylemek istiyorum. Yarın mahkemem var. O yüzden izin istiyorum hocam. Ne mahkemesi? Hayırdır? Boşanma için. Ha anladım. Peki. Bir seferde hepinizle paylaşmak istedim. Hayatımdaki bu önemli gelişmeyi bilin istedim. Çünkü siz de benim ailemsiniz. Bu arada yakında taşınıyorum da. Sağ olsun Piray hocam çok yardımcı oldu. Güzel bir ev tuttuk. Yok canım ben bir şey yapmadım. Sen buldun evi, ben baktım sadece. Yine mütevazılık yapayım. O taşınma günü için de ekstra bir izin isteyeceğim. Olur tabii, ne zaman istersen. Teşekkür ederim. Hayırlısı olsun hocam. Sağ ol Ayşe'cim. Vallahi hayırlısı olsun hocam. Yani taşınma konusunda bir şeye ihtiyaç duyarsanız lütfen çekinmeden söyleyin bana. Teşekkür ederim Tunacığım, çok sağ ol. Umarım hayat ikinize de çok güzel kapılar açar. Umarım hocam, umarım. Hüseyin'cim. Afiyet olsun. Sağ ol. Ne kadar şık olmuş böyle kazak filan. Sağ olun hocam. Ne koymuş? Köfte dedim galiba. Peynir. Ay yapayım. Geç yavrum sen şöyle. Buyurun hoş geldiniz. Merhaba. İyi günler. Ben kızım için Deniz Bey'den bir randevu almıştım. Esra Ersoy değil mi? Evet. Siz buyurun dinlenin, ben Deniz Hoca'ya haber vereyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam Esra Ersoy ve annesi geldiler. Hı hı, tamam.
Deniz Hoca geliyor şimdi. Siz bir şey ister misiniz? Bir şey ikram edelim size. Teşekkür ederiz. Hocam. Ayşe'cim sana bahsettiğim o hastam geldi. Odana ihtiyacım olacak. Ha, tamam tabii toparlanıp çıkıyorum hemen. Sağ ol. İstersen benim odamda vakit geçirebilirsin. Teşekkür ederim. Deniz Bey, ben Berna, Esra'nın annesiyim. Hoş geldiniz Berna Hanım, çok memnun oldum. Biz Esra ile önce bir tanışalım, konuşalım. Sonra da sizinle görüşelim, olur mu? Tamam, ben burada bekliyorum. Lütfen. Çıkalım mı Esra? Tabii. Görüşmek üzere. Böyle oluyormuş. Ne böyle oluyormuş? Psikiyatrist odası. Aslına bakarsan burası benim odam değil biliyor musun? Başka bir meslektaşım odası. Benim odamda çok fazla oyuncak ve ıvır zıvır var çocuklar için. Sen de 17 yaşında bir yetişkin adaysın. Çocuk değilsin artık. O yüzden bu odada konuşmamız daha uygun olur diye düşündüm. Başlayalım mı? Olur da ne yapacağız? Konuşacağız biraz. Sohbet edeceğiz. Tamam. Ben de hep merak ediyordum zaten bir psikiyatrist seansı nasıl olur diye. Bugün buraya kendi isteğinle mi geldin Esra? Yoksa annenin isteğiyle mi? Annem getirdi. Bana kalsa ben gelmezdim. Bir sıkıntım yok çünkü benim. Dediğim gibi meraktan geldim aslında. Peki. Kendinden bahseder misin biraz bana? 17 yaşındayım. 11. sınıfa gidiyorum. Annemle yaşıyorum. Bir de Pati var. Kedim. Aa ne güzel. Cinsi ne? Tekir. Geçen sene sokakta bulmuştum yavruyken. Babadan bahsetmiyor. Seneye de sınava gireceğim işte. Ona çalışıyorum. Var mı bir hedefin? Var tabii. Tıp istiyorum. Çok güzel, çok sevindim. Bakarsın meslektaş oluruz. Şimdiden başladım çalışmaya. Gerçi sadece ben değilim çalışan, herkes çalışıyor. Ama dediğim gibi çalışmazsam geride kalırım. Tabii, hedefin büyükse başarının yolu disiplinli ders çalışmaktan geçer. Ama bence daha önemli bir şey var. Ne? Nasıl hissettiğin? Nasıl yani? Yani diyorum ki sen nasılsın? Kendini nasıl hissediyorsun? Berna, neyi biliyorsun? Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ben mi hiçbir şey bilmiyorum? Bilmiyorsun. Biliyorum diyorum sana ya. Biliyorum, duydun diyorum. Bana söylediler diyorum. Berna, neyi duydun?
Neyi duydun, bana söyler misin? Yavuz, Yavuz yalan söyleme. Bak Yavuz, şu anda artık bu dakikadan itibaren bana yalan söyleme lütfen. Ne yapabilirim o zaman? Ne istiyorsun benden, onu söyle. Git bu evden Yavuz. Çık git bu evden Yavuz. Git bu evden? Git bu evden, evet. Git bu evden diyorsun git ha? Git bu evden. Çocuğundan utanmıyorsan git bu evden, hadi. Çok pişman olacaksın. Hiç olmayacağım Yavuz. Çok pişman olacaksın. Olmayacağım ben. Yavuz. Peki Esra, sence annen bugün seni neden buraya getirdi? Annem her şeyi fazla büyütüyor çünkü. Fazla panik. Neyi fazla büyütüyor mesela? Esra! Esra! Hadi yavrum giyin de kahvaltıya gel artık. Aç değilim anne. Yiyeceksin, ne güzel omlet yaptım ben. Ha, dünyada bu kadar aç çocuk varken yani bu ne iş şımarıklığı, ben anlamıyorum ki. Esra? Esra? Allah'ım. Esra! Kalk bakayım. Esra ne oldu? Esra! Esra beni duyuyor musun? Esra! Esra gözünü açar mısın? Esra gözünü açar mısın? Yani bana bak bakayım. Ne oldu yavrum? Ne oldu yavrum? İyi misin? Gözümü açtığımda hastanedeydim. Tetkikler falan yapıldı. Annem vermiştir zaten size onları. Evet. Sen gelmeden önce inceledim. Vücudundaki kas oranı, yağ oranı, kan değerlerinin oranı hepsi çok düşük. Zaten aslında sizi oradaki doktor yönlendirdi buraya, değil mi? Esra, 3 ayda 15 kilo vermişsin. Evet. Aslında hala biraz göbeğim var ama beğeniyorum kendimi böyle. Arkadaşlarım da hemen fark etti zaten. Şimdi gelip bana soruyorlar nasıl zayıflayabiliriz diye. Popüler oldum bir anda. Önceden benimle gelip konuşmayan kızlar şimdi bana diyet listesi soruyor. Peki aç olduğun halde mi yemiyorsun? Yoksa hiç mi canın istemiyor? Artık acıkmıyorum diyebilirim. Zorla yiyorum bir şeyleri de. Yediğinde nasıl hissediyorsun? Kötü. Kötü? Kötü derken nasıl bir his bu? Neye benziyor tam olarak? Bir sınavdan düşük bir not almışım gibi. Su içebilir miyim? Tabii ki. Ve çok fazla su içerim. Anneme kalsa tabii bu da bir dert. Bu kadar su içilir miymiş? Hayır yani şunun ne zararı varsa?
Ne zamandır böyle besleniyorsun Esra? 3 ay falan oldu. 3 ay. Ne oldu peki 3 ay önce? Bir değişiklik mi yaşadınız evde ya da okulda? Yok. Kaçtığı yere geldik. Aslında bütün düğümün çözüleceği yere. Babamın yanına gittim 3 ay önce. Bir değişiklik o var yani. Baban nerede yaşıyor? Gaziantep'te. Çok oldu taşınalı. Annemle ayrıldıktan sonra gitti. Babanla aranızda böyle mesafe olması nasıl hissettiriyor sana? Bilmem. Alıştım. Dedim ya çok zaman oldu zaten. Aranız nasıldır babanla? İyiydi küçükken. Esra, Esra, iyi misin kızım? Rüya mı gördün sen? Tamam korkma. Geçti bak babam burada. Korkunç muydu? Ah benim güzel kızım. Tamam geçti. Hadi, hadi uzan güzel kızım. İyi misin? Benim güzel kızım rüya görmüş. Acaba ne yapsak ne yapsak? Ben burada mı uysam? Senin yatağında mı uyusun baban? Tamam. Hadi o zaman babaya bir yer aç. Oh, baba da şöyle uzansın. Çok rahatmış. Geçti güzel kızım, geçti. Baba. Efendim güzel kızım. Kitap okusana bana. Kitap mı istiyorsun? Tamam. Ama gözlerini kapatacaksın. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Güzel kızım benim. Şöyle güzel bir yer bulalım ha. Onu yüzüstü bırakmak yakışık almazdı. Suçsuz. Zavallı hesaplarının ardındaki inceliği kestirmeliydim. Kaç yaşındaydın baban evden ayrıldığında? 6. Kızım. Güzel kızım. Bak bana. Şimdi baban gidiyor. Sonra gelip seni alacak. Yeni eve götürecek. Bir odan olacak. Bir sürü oyuncakların olacak. Tamam mı kızım? Sen şimdi burada babanı uslu uslu bekle. Baban seni çok seviyor. Mutlaka gelip alacak. O dediği gün bir türlü gelemedi ama.
Aa, yavrum paltonu çıkar bari, terleyeceksin. Kızım baban gelsin öyle giyersin, çıkar şimdi. Alo, Yavuz neredesin sen? Ne? Ne demek o? Yavuz çocuk hazır burada, seni bekliyor. Ha yani Yavuz. Yani Yavuz. Söyleyemem. Hayır ben söyleyemem. Bu kaçıncı artık ya? Ha sen kendin söyle. Kendin söyle. Esra al yavrum baba. Gelmiş mi? Hayır gelmemiş. Sana bir şey söyleyecekmiş. Al çocuğu. Alo baba geldin mi? Güzel kızım. Ben bu hafta sonu gelemedim İstanbul'a. Gelmedin mi? Ama söz. İki hafta sonra geleceğim. Seni alıp Luna Park'a götüreceğim, tamam mı? Benim güzel kızım. Esra? Alo? 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 Ben tam beklemekten vazgeçmiştim ki. Babam daha büyük bir sürpriz yaptı bana. Bir gün beni aradı. Abla olacağımı söyledi. Bir kız kardeşim olmuş. Duru'yu işte doğduğunda bir iki kez görmüştüm. Bir de son gittiğimde. Ne hissettin? Hiç. Ne hissetmem gerekiyordu ki? Kızım nasıl gidiyor okul? İyi. İyiymiş. Okul birincisiyim demiyor da. Baba. Ne var kızım bunda? İyi işte. Ama çocukluğundan beri böyle. Hem çok başarılı hem de çok alçak gönüllü. Baba. Söyle güzel prensesim. Beni parka götürsene neden? Kızım daha bugün götürdüm seni parka. Olsun babam götürsün. Olur kızım. Gideriz götürürüm. Ablan da gelir bizimle. Ben gelemem, derslerim var benim. Sen bilirsin. Kızım sen yemeğini yesene. Yemeyeceğim. Niye yemiş? İstemiyorum. Olmaz öyle şey, o tabak bitecek. Yemeyeceğim. Aa Duru. Tamam annesi tamam. Ben yediririm güzel prensesime. Gel bakayım kızım sen. Oh. Hadi bakalım aç ağzını. Uçak geliyor. Ham. Değil mi? Geliyor o zaman ikinci uçak. Uçak kalktı. Esra ne oldu? Doydum ben. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kızım sen de otursaydın bizimle. Ders çalışmam lazım benim. Afiyet olsun size. Baba uçak nerede? Ya baba uçak nerede? Uçak mı? Uçak burada kızım. Eskiden biz de giderdik parka. Pazar günleri. Önce hamburgerciye, sonra da parka. Eve giderken de kitapçıya uğrardık. Babam hem kendine hem de bana kitaplar alırdı. Bayılırdım pazar günlerine. Hiç bitsin istemezdim. Ama şimdi parkta oyun oynama sırası Duru'da. Ben savdım sıramı. Büyüdükçe daha mı az vakit geçirilir ki anne babayla?
Bilmem. Bizde öyle oldu galiba. Baban var mı? Var. Ama orada bir yerde duruyor işte. Daha yakın olsaydınız nasıl olurdu? Hiç düşündün mü? Düşündüm. Ama dedim ya, şimdi durumun sırası. Hoşça kal dedi. Hoşça git dedi tilki. Vereceğim sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Sevdiğimiz insanlara karşı daha hassas oluruz. Çok daha kolay kırılırız. Sen de babana kırılmışsın sanırım. Yok. Ne kırılacağım ona? Ben de çok yoğunum zaten. Onun orada, benim de burada annemle çok güzel bir hayatımız var. Babaya olan öfkeyi hissetmeyi yasaklamış kendine. Çok sevdiği babasına öfkelenmek daha büyük yaralar açacak ruhunda. Babası çok değerliymiş onun hayatında. Şimdi ise babası için o yok, Duru var. Demek sen de bu kırgınlığa böyle tepki veriyorsun Esra. Yemeyerek, kendini yavaş yavaş tüketerek. Annenle iyi anlaşıyorsunuz sanırım. Sayılır. Annem kuralcı bir kadındır benim. Öyle her şeye hemen tamam demez. Ama o da haklı. Tek başına bir çocuk büyütüyor sonuçta. Esra, bu kadar olgun olmak, bu kadar doğru davranmak zorunda değilsin. Efendim? Yani evet, 17 yaşında bir yetişkin adayısın. Ama sen hala çok gençsin. Duygularını bu kadar kontrol etmeye çalışmak zor değil mi? Mesela en son ne zaman içinden gelerek rahatça davrandın, hatırlıyor musun? Nasıl yani? Yani çocuklara nasihat eden, onlara nasıl davranmaları gerektiğini anlatan bir anne ya da öğretmen gibisin. Çoğu genç buraya senin gibi olamadığı için gelir. Sence de bu kadarı fazla değil mi? Bu seni çok yorar gibi geldi bana. Hayır. Ne yapmam gerekiyorsa onu yapıyorum ben. Okula gidiyorum. Ders çalışıyorum. Spor yapıyorum. Bana biraz annenin sana uyguladığı kuralcılığın aynısını sen de kendine yapıyormuşsun gibi geliyor. Sorumluluklarımızın dışında hayatın bize sunduğu başka güzellikleri de görmek, yaşamak istemez mi insan? Cidden mi? Evet. Yani diyorum ki sen sorumluluklarını yerine getirdikten sonra hayatı bu kadar kurallara sığdırmak neden? Esra, anne ve babalar çocuklarını sever. Önemser. Ama kusurları da olur. İstersen seninle biz de anne ve babanın kusurlarını konuşabiliriz burada. Bunları konuşmak onları kötü insan yapmaz. Peki sen bu kusurları konuşmak ister misin benimle? Annemle babamı mı konuşacağız? Beni konuşmayacak mıyız? Tabii ki seninle konuşacağız. Ben asıl senin umutlarını ve hayallerini merak ediyorum, dinlemek istiyorum. Ben umut etmem. Umut ederseniz hayal kırıklığına uğrarsınız.
Ben çalışırım. Başarılı olmak için çalışmak gerek. Umut etmek değil. Demek umut etmeyi bile yasakladın kendine. Demek ki hayal kırıklıkları seni çok korkutmuş. Belki bu korkuları da konuşuruz. O biraz zor da. Ama belki gelecekte tıbbın hangi branşını seçmem konusunda bana yardımcı olabilirsiniz. Seve seve. Belki de psikiyatristliği anlatırsınız bana biraz. Buraya tekrar gelmek için güzel bir bahane. Çok zeki bir kız. Tabii. Neden olmasın? Tamam. Ben de gelirim o zaman. Çok sevindim. Peki ben annenle de görüşsem biraz kalan zamanda. Senin için uygun olur mu? Belli ki o da çok endişeli ve onun da anlatacakları var. Seninle tanıştığıma çok memnun oldum Esra. Ve merak etme, konuştuklarımız aramızda kalacak. Haftaya da mutlaka bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Girin. Nasıl geçti Deniz Bey? Buyurun oturun lütfen. Anlattı mı size olanları? Yani nasıl bayıldığını falan anlattı mı? Anlattı. Sizin için çok zor olmuş olmalı. Sormayın. Onu odasında öylece baygın yatarken görünce benim canımdan can gitti. Tahmin edebiliyorum. Peki size göre bu durum nasıl başladı? Vallahi her şey çok normaldi aslında. Çok sıkı bir şekilde sınavlarına hazırlanıyordu. Ne olduysa babasına gittikten sonra oldu. İyice içine kapandı. Yemek yememeye başladı. Anlatmıştır size zaten. Biz babasıyla Esra çok küçükken ayrıldık. Aldatma yüzünden. Şimdi zaten o kadınla evli. Artık ne yaptıysa orada çocuğa. Yani nasıl asabını bozduysa yemeden içmeden kesildi. Yani ben yemek yediremiyorum. Onca sene geçmiş olmasına rağmen anne hala duruma çok tepkili. Bunu Esra'ya nasıl hissettirdi kim bilir. Bardak bir süredir doluymuş zaten. Babasına gitmesi taşırmış sadece. Hayır, anlatmıyor da. Yani o kadın orada bir şey mi söyledi kızıma? Yani canını sıkacak bir şey mi yaptı? Ben bilmiyorum ki, ben hiçbir şey bilmiyorum. Çok kilo verdi. Ve kendini o haliyle çok beğeniyor. Nasıl o halde kendini beğenebiliyor? Benim aklım almıyor. Aslında Esra yemek yemeyi değil, hayattan tad almayı reddediyor. Anlamadım. Nasıl yani? Yeme bozukluğunun altında her zaman bir başka duygu yatar. Esra mutsuz ve çökkün hissediyor. Değersiz hissediyor. Yapmaktan hoşlandığı şeyler yok denecek kadar az. Çevresindeki herkes ona yemesini söylediğinde o da karşı çıkarak sadece bir rakamdan ibaret olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Aslında bütün gençler gibi, hepimiz gibi tek bir şey yapmaya çalışıyor. Bir şekilde kendini sevmeye çalışıyor. Ama ben onu çok seviyorum. Bu yetmez mi? Teşekkür ederim. Esra kendini çok değersiz görüyor Berna Hanım. İçindeki huzursuzluğu dış görünüşüyle fazlaca alakadar olarak bastırmaya çalışıyor. Peki ne yapacağız Deniz Bey? Önce güvenmekten korkmamasını öğreteceğiz. Ki bence istekli. Buraya tekrar gelmeyi kabul etti. Bu iyiye işaret. Ya tamam. O zaman ne gerekiyorsa yapalım lütfen. Çünkü ben her zaman onun yanındayım. Ben sonuna kadar kızıma desteğim. Çok güzel. Çok sevindim böyle düşünmenize. Deniz Bey, ben sizden bir şey rica edebilir miyim? Kartınızı alabilir miyim acaba? Yani yeniden bayılırsa falan diye ben biraz korkuyorum da. Acil bir durum olursa size ulaşmak için. Tabii ki, ne demek. Bu odada yok tabii.
Burası başka bir meslektaşımın odası da. Siz aşağı indiğinizde Tuna Hanım'a söyleyin isterseniz. O kartımı verir size. Tamam. Çok teşekkür ederim Deniz Bey. Rica ederim Berna Hanım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Haftaya bekliyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah Allah. Maşallah. Hüseyin. Aa Bayram, hoş geldin. Hoş bulduk Tuna abla. Nasılsın? İyi değilim, iyi alalım vallahi. Annem yok mu? Burada kafeteryada seni bekliyordu o da. İyi tamam, ben gideyim o zaman onun yanına. Tamam canım, hadi. Oğlum. Hoş geldin. Ay, aklım çıktı vallahi gelmeyeceksin diye. Neden? Babamla emrettiniz, gel demişti. Oğlum o nasıl laf öyle ya? Bak ne güzel, insanlar bize yardım etmek istiyorlar. Ne olur utandırma beni. Ne yapayım seni utandırmamak için anne? Asıl ben utanıyorum sizin şu kafa yapınızdan artık. Oğlum yavaş lütfen. Bak burası benim iş yerim. Alçak sesle konuş lütfen. Hadi gel. Doktor Hanım konuşacak birazdan seninle. Gel. Hocam merhaba, rahatsız ettim ama. Estağfurullah Aynur'cum. Bayram geldi de. Aa öyle mi? Hı. Gelsin içeri. Gel oğlum. Bayram hoş geldin. Hocam. Lütfen. Uzun zaman oldu seni görmeyeli. Otursana. Nasılsınız hocam? Ben iyiyim de asıl sen nasılsın? Normalde iyiyim hocam. Ama bu annemler sağ olsunlar son zamanlarda bayağı bir gerdiler beni. Öyle mi? Ne yaptılar? Annem anlatmadı mı? Anlattı ama ben senin ne diyeceğini daha çok merak ediyorum doğrusu. Şu işin aslında bir de sen anlatsana. Vallahi işin özü şu hocam. Ben aşık oldum. Sonra gittim bir de evlenme teklifi ettim. Sonra da ortalık yangın yerine döndü işte. Ama evlenme teklif etmek sence de büyük bir adım değil mi? Orası öyle. Ama ben ne yaptığımı biliyorum hocam. Anneme kalsa bu kız beni parmağında oynatıyor. Sanki benim aklım kıt. Zaten kızla aram açılır açılmaz gidip beni hiç tanımadığım biriyle nişanladılar. Ama ben hala Rüya'yı seviyorum. O da beni seviyor. Ne güzel. Efendim? Sevmek diyorum. Sevmek çok güzel. Ama işte ailem izin vermiyor hocam. Sevgi ve aşk öyle izinle olmaz. Madem seviyorsun evlen o zaman. Psikiyatristler sevenleri ayırmak istemez. Beni buraya niye getirdiklerini söylemediler mi size? Söylediler. Seni ikna edecekmişim. Nasıl edeceksem? Böyle bir şey mümkün mü? Aşkı konuşuyorsak eğer bana pek mümkün gibi gelmiyor. Üstelik ben insanlardan aşkı dinlemeyi çok severim. Anlatsana biraz nasıl tanıştınız? Ben askerden döndükten sonra küçük bir şirkette işe başladım. Orada tanıştık Rüya ile de. Onu görür görmez çok etkilendim ondan. Çok güzeldir Rüya. Adı gibi.
Aynı odada çalışıyoruz zaten. Yemekleri beraber yemeye başladık. Akşamları durağa beraber yürüyoruz. Zamanla iş çıkışlarında çay kahve içmeye gider olduk. Nasıl anladın aşık olduğunu? Vallahi bana bir haller oldu hocam. Nasıl haller? Yani ne bileyim böyle bir kalp çarpıntısı, bir heyecanlar. Kılı kıyafetini sevmiyordum ama ona bile göz yumuyordum. Bizim Rüya biraz rahat giyinir de. Yani ne bileyim her gün işe giderken baloya gider gibi süslenip öyle gelir. Neyse işte bir gün biri bizi dışarıda görmüş. Bir şekilde annemlerin kulağına gitmiş bu. Annem de kıyameti koparttı tabii. Ya Bayram, neyin var senin bu akşam? Sabahtan beri soruyorum, söyle artık. Annemle atıştık çıkmadan. Oldu mu? Tamam canım, sordum sadece. Bana niye sinirleniyorsun? Annemle senin hakkında tartıştık çünkü. Duymuş seni. Beni mi duymuş? Nasıl yani? Bilmem. Sormuş, soruşturmuş işte. İyi şeyler duymamış demek. Yani kim benim hakkımda ne desin ki? Hiçbir şey bulamasalar kılık kıyafetine laf etmişlerdir. Değer mi insanların ağzına laf verdiğimize? Sen bu musun? Ne? Neymişim ben? Bak, artık berabersek şu kılığına, kıyafetine, bu sürdüğün boyalara, bunlara bir şekilde bir dikkat etmen lazım. Sen kimi hala beğendirmeye çalışıyorsun kendini? Sen ne biçim konuşuyorsun benimle ya? O ne demek? Diyorum ki artık ben varım senin hayatında. Yani bunları yaparken biraz da beni düşünmen gerek diyorum. Bundan sonra sen de olmazsın Bayram. Sorun da çözülmüş olur, tamam mı? Ya durur musun? Bak bütün insanlar bize bakıyor. Lütfen. Yanlış anladın. Ben yokum mu dedim sana? Bak ben seni çok seviyorum, tamam mı? Gerekirse ailemin üstünü çizerim. Ama yine de senden vazgeçmem. Öyle mi? Öyle. İspatla o zaman. Ne yaptın? Hemen ertesi gün evlenme teklif ettim. O da kabul etti. Vallahi dünyalar benim oldu hocam. Ama sonra gidip salak gibi ben bunu annemlere söyledim. Ortalık tabii yine birbirine girdi. Kız da sonunda anladı zaten. Ortada evlenme teklifi var. İstemeye gelen giden yok. Sonunda çıkarttı fırlattı kafama yüzüğü. Ayrıldık. Aynı iş yerindeyiz. Ama iki yabancı gibiyiz. Bana bir malım bastı doktor hanım. Yani evde durmak istemiyorum. Sürekli arkadaşlarımla takılıyorum falan. Sonra zaten daha beter bir şey oldu. Thank you.
Yanında başka birini görünce ne hissettin? Çok öfkelendim. Çok. 2 günde nasıl başka birini buldu diye içim içimi yedi. Mahvoldum ya. Meğerse annem de bana kaç zamandır kız bakıyormuş. Hani çivi çiviyi söker hesabı. İnadına tamam dedim bizimkilere. Apar topar bizi Zeynep'le tanıştırdılar. Nişanlandık. Nasıl biri nişanlın? Bilmem. Ne demek bilmem? Hiç bakmadın mı kızın yüzüne? Yani hiç öyle alıcı gözle falan bakmadım. Ama bizimkiler bayılıyor ona. Bırak şimdi onları. Sence nasıl bir kız? Bilmiyorum ki. Yani daha bugün ilk defa oturacağız bir yerlerde karşılıklı. O yüzden anlamadım. Ailenle inatlaşma uğruna kıza da yazık oluyor desene. Öyle tabii. Öyle tabii hocam. Yani ne gerek var böyle şeylere? Aslında gerçekleri çok iyi görüyor bu çocuk. Sadece baskıdan bunalmış. Peki ya sonra ne oldu dersiniz? Benim nişanlandığımı duyunca bizim Rüya'ya bir şeyler oldu. Benim yüzüme bile bakmayan kız dibimden ayrılmaz oldu. Sonra biz de barıştık. Da ben şimdi hem nişanlıyım hem Rüya'yleyim. Ne yapacağım ben? Bayram, Rüya da senin gibi yapıyor olmasın? Nasıl yani? Ne bileyim, o da senin gibi ailene inat seni istiyor olabilir mi? Sanmam. Ya da başka birini? Yok canım, daha neler? Bayram, işin kötüsü tıpkı senin gibi benim de kafam karıştı. Sence Rüya seninle neden barıştı? Ben başkasıyla nişanlanınca beni sevdiğini, kaybetmek istemediğini anlamış. Öyle dedi. Hocam ben ne yapayım şimdi? Hemen karar vermek zorunda değilsin. Hayat senin değil mi? İstediğini yaparsın. Yaparım tabii. Bayram, ailen hiç itiraz etmese sevdiğin kızla nasıl bir ilişkin olurdu? Hemen evlenir çok mutlu olurduk. Ne güzel. Demek ki çok iyi anlaşıyorsunuz. Bilmem, aslında biz çok kavga ederiz. Hep de onun kıyafetleri yüzünden. Peki evlenirseniz ne olacak? Bilmiyorum ki. Zaten bizim bu gidişle evleneceğimiz falan yok. İnat uğruna mı beni istiyor şimdi o da? Demin öyle bir şey dediniz ya. Dedim ya, benim aşka her zaman saygım vardır. Senin kararlarına da saygılıyım. Çünkü hayat senin hayatın. En doğrusunu yine sen bilirsin. Ama ben bugün gördüm ki bu konuda benim gibi senin de kafan karışık. Bu işler aceleye gelmez. Hayatının en önemli kararını alacaksın. Kolay mı? Ama unutma, sen nasıl dersen ben hep arkandayım. En iyisi sen de ben de bunları biraz düşünelim. Sonra tekrar görmek istiyorum seni, düşündüklerimizi, anladıklarımızı paylaşmak için. Tamam mı? Tamam doktor hanım. Çok sağ olun. Sen de sağ ol. Aslında ben buraya gelirken çok farklı şeyler düşünmüştüm. Şimdi siz öyle deyince utandırdınız beni.
Ne düşünmüştün? Ne olacak? Annemler bitti. Şimdi bir de doktor hanımdan nasihat dinleyeceğiz falan demiştim. Günahınızı almışım. E bunda da haklısın. Ben olsam ben de öyle düşünürdüm. Vallahi annem çok şaşıracak bu işe. Sahi siz ona ne diyeceksiniz? Sana ne söylediysem aynısını ona da söyleyeceğim. Bırakın da Bayram kiminle evleneceğine kendi karar versin diyeceğim. Vallahi mı? Tabii ki. Desenize beni buraya getirdiğine çok pişman olacak. Tekrar çok sağ olun hocam. Çok teşekkür ederim. Ben şimdi yine geleceğim değil mi? Mutlaka bekliyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben de teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kal. Gel. Hocam girebilir miyim? Gel Aynur, otur. Hocam, ne diyor bizim oğlan? Şimdi onun dediklerini bir kenara bırakalım, size gelelim. Bize mi? Evet, babasıyla sana. Biz ne yapmışız ki hocam? Çok baskı kurmuşsunuz çocuğun üzerinde. Hemen kesin o baskıyı. Ama... Hatta ona da deyin ki doktor hanım bize çok kızdı. Artık sana karışmıyoruz. Sen ne istiyorsan öyle olsun. Ama hocam... Aynur, madem benden yardım istedin, lütfen beni dinle. Anlaştık mı? Peki. O zaman ben çıkayım. Tekrar sağ olun hocam. Sen de sağ ol. Diyor doktor hanım. Ay Tuna, biz acaba hata mı ettik? Ne? Yani oğlanı buraya getirmekle diyorum. Sen ne istersen öyle olsun diyecekmişiz Bayram'a. Doktor hanım mı dedi bunu? Ha. Öyle dediyse vardır bir bildiği bir Aynur. Bence dinleyin. Tamam. Ben bir kafeteryaya bakayım ne durumda. Sen kız. Çok ayıp Sadık. Az çekil şöyle. Tövbe estağfurullah ya. Hadi kız. Tamam. Siz şöyle oturun, ben hemen geliyorum. Şöyle bak şu koltuğa. Tamam hadi. Hadi sağlık geç. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, doktor hanımla görüşecektik. Tabii, isminiz neydi? Sadık Kaynak. Ha. Boncuk Kaynak,
Onu getirdim asıl. Bende bir şey yok yani. Ha, tamamdır. Bir saniye bekleteceğim sizi. Doktor hanıma haber vereyim geldiğinizi. Hocam merhabalar. Boncuk Kaynak ve eşi geldiler. Tamam. Hemen geliyoruz hocam. Tamam. Doktor hanım sizi bekliyor. Buyurun. Yukarıda odası bende. Eşlik edeceğim size. Buyurun. Dışarı. Boncuk. Saat Allah aşkına ya. Hadi çıkalım. Hadi buyurun. Buyurun. Sadık hadi. Allah'ım yarabbim sen aklıma mukayyet ol. Allah'ım yarabbim ya. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hoca hanım. Buyurun oturun. Boncuk. Hadi otur. Hadi. Evet, sizi dinliyorum. Hocam şimdi yani nereden başlayayım anlatmaya bilemiyorum. Durum fena. Nasıl yani? Evet, devam edin. Hocam biz Hollanda'da yaşıyoruz. 2 gün oldu geleli. İşten izin aldım ama bir haftaya geri dönmem lazım. Burada işte bacanakların evinde kalıyoruz. Ufacık bir evde sıkıştık iş. Böyle üst üste yani. İşte hoşuma gitmeyen şeyler bunlar. Sadık Bey, Boncuk'un nesi var? Anlamıyorum ki hocam. Kendi kendine konuşuyor. İşte gülüyor. Şarkı falan söylüyor yani. Siz bakmayın böyle sakin sakin oturduğuna. Geçen gün bir delirdi. Bir delirdi. Yorgun argın işten geldim ya. Fabrikada çalışıyorum ben. Canım çıkıyor akşama kadar. Nasıl ya karanlık ya? Boncuk. Boncuk. Boncuk, bu ne hal?
Sana diyorum Boncuk. Bu ne hal? Niye böyle giyinip kuşandın? Bekliyorum. Neyi bekliyorum? Gelip beni alacaklar ya işte. Alıp da beni başka kocaya vereceklermiş de. Onu bekliyorum. Delilerle konuşma. Hadi çıkar şu üstünü başına. Ya karışmasana sen? Neye karışma ya? Çıkar şu üstünü. Şu suratını da yıka. Ya niye yıkayayım? Gelecekler diyorum. Anlamıyor musun Sadık? Ya kim gelecek? Kim? Sana ne be? Sana ne? Sen iyice aklını kaçırdın. Kalk. Ya bırak. Kalk diyorum. Sadık bırak diyorum bak, ya. Bak benim tepemin tasını attırma. Yürü. Ya bırak diyorum ben bırak. 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 Beni bırak diyorum Sadık. Beni bırak diyorum Sadık. Beni bırak. Dinlemiyorsun. Beni bak. Tamam. Beni bırak diyorum bak. Boncuk bak. Boncuk, bırak diyorum. Sadık. Boncuk Sadık beni dinlemiyorsun. Beni dinle diyorum. Beni dinlemiyorsun Sadık. Beni bırak diyorum. Beni bırak diyorum. Beni bırak diyorum. Beni bırak diyorum. Beni dinlemiyorsun. Sayın Boncuk. Beni dinlemiyorsun. Bırak diyorum. Boncuk. Bırak. Bırak. Bırak diyorum. Bırak. Bırak diyorum. Bırak diyorum. Boncuk. Bırak diyorum. Bırak. Boncuk. Bırak. Boncuk. Çekil. Tamam. Çekil. Bırak! Boncuk! Bırak! Tamam. Çekil şuradan! Çekil! Boncuk. Sadık! Bırak dedim! Bırak! 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 Kusura bakmayın, ortalık da dağıldı azıcık da. Olsun. Saçın bozulmuş mu? İyi var. İyi. Ya vurdu kırdı. Evi başıma yıktı yani. Sonra da yani hiçbir şey yokmuş gibi ha böyle gelip sakince gelip böyle ha böyle karşıma oturdu. Hayır hocam. Korkuyorum yani artık doktor hanım. Hani gece mece bir şey yapmasın bana. Ben bunları okuyoruz hep yani. Sadık Bey siz biraz aşağıda bekleyin. Ben Boncuk'la konuşayım. Şimdi hocam size de şey yapmasın yani. Oldu o zaman ben aşağı ineyim. Yandım çok sıcak yandım. Ay. Hocam. Of. Gidiyor musun Sadık? Tekrar hoş geldin Boncuk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Allah Allah, bu kız mı evi yıkıp dağıtmış? Baksan bir bardak suyu zor kaldırabilecekmiş gibi de çelimsiz oysa. İşim biraz anlattı ama ben bir de senden duymak istiyorum. Neyi? Olanları. Ne olmuş ki? Eyvah, gerçekten farkında değil mi bu kız olan bitenin? İşin az önce anlattı ya, daha önce de bu kadar öfkelendiğin olmuş muydu? Ha.
Yani olmuştur. Oldu tabii. Yani ara ara. İnsanlık hali sonuçta oluyor tabii öyle şeyler. Anladım. Ne zamanlar oluyor? Yani ne seni böyle öfkelendiriyor? E dinlemiyorlar. Dinlemiyor, dinlemeyince de ben sinirleniyorum. Yani o yüzden haksız mıyım? Kimler? Sadık. Kocam dinlemiyor. Kardeşim dinlemiyor. Kardeşim, kocası, anam, babam hiç kimse dinlemiyor. Hiç kimse dinlemeyince ben öyle biraz sinirleniyorum. Ben dinliyorum. Bana anlatabilirsin. Hem de her şeyi. Vallahi mi? Ben çok severim dinlemeyi. Dedim. Allah Allah. Vallahi bendir. Hayret ettim. Seni sevdiler Zahar. Öyle hemen herkes ısınmazlar çünkü. Sevdiler. Kim onlar Boncuk? E onlar işte. Ermişler. Halüsinasyon görüyor. Durum sandığımdan da ciddi. Kaç kişiler? Üç kişiler. Bak. Bir, iki, üç. Üçü hep yan yanadır, hiç ayrılmazlar. Ama o kadar iyidirler ki. O kadar iyidirler yani. Buradalar mı şu anda? E tabii, oturuyorlar ya işte. Baksana yan yana oturuyorlar işte, bir, iki, üç. Korkmuyor musun sen onlardan? Aşk olsun. Korkulur mu hiç onlardan? Korkmuyor. Hatta tam tersine şükrediyorum Allah'a. Diyorum ki Allah'ım ne kadar sevgili kulunmuşum ki geldiler beni buldular. Ne zamandan beri var bu ermişler? Yani. Oho. Bence ben doğmadan önce varlardı. Hatta bence sen doğmadan önce bile olabilirler yani. Bence onlar hep vardı ya. Baksana kaç yaşında adamlar. Çok önceden varlardı. Hep. Seninle mi kalıyorlar? Yok, kalmaz onlar. Öyle arada gelirler giderler. Hani benim de haberim olmaz. Kendi isteklerine göre arada geliyor gidiyorlar. Anladım. Ne yapıyorlar peki geldiklerinde? Benimle konuşuyorlar. Ne diyorlar? Neler neler diyor. Her şeyi anlatma diyorlar. Her şeyi diyorlar, anlatma diyorlar. Yani şimdi sana da ayıp olacak ama böyle. Yok canım, niye ayıp olsun? Yani şimdi konuştuklarımız hani bizim kendi aramızda ya ondan. Mesela ben de şimdi seninle konuştuğumu başkasına anlatsam ayıp ya ondan. Tabii. Sen ne zaman istersen o zaman anlatırsın. Yani tabii bakarız. İzin verirlerse niye olmasın değil mi? Boncuk. Bana biraz hayatını anlatsana. Hollanda'da yaşıyormuşsunuz. Çocuğunuz var mı? Yok. Canı sıkıldı. Anlatmak istemiyor. İstersen ben sormayayım. Sen anlat. Ne anlatayım? Neyi istersen. Ne istersen mi? Mavi mi kırmızı mı? Efendim? Mavi mi, kırmızı mı? Hangisini seçeyim? Neden bahsediyorsun? Anlamadım ki. Elbise diyorum, elbise. Hangisini giysem acaba? Ne zaman? İşte beni istemeye geldiklerinde. Bence iki renkte yakışır sana. Onlar da öyle dediler de. Ayıp olmasın diye sordum ama şimdi kaç yaşında adamlar. Anlamıyorlar böyle şeylerden. Ama şimdi senin gibi böyle ben hoş bir hanımı görünce karşımda sana danışmadan edemedim.
Bunları sorabileceğin, danışabileceğin bir arkadaşın, yakının yok mu? Yok. Bu kızın nesi var şu an bilmiyorum ama anladığım tek şey bu hikayenin arkasında kocaman bir acıyı sakladığı. Gözleri yaşına göre çok yorgun. Bedeni bezgin, yıkık. O gülümseme de sadece bir oyundan ibaret. Peki Hollanda nasıl bir yer? Alıştın mı? Alıştım. Yani Sadık fabrikada işçi. Ben de ev hanımıyım. Öyle yanımızda da işte 3-4 tane şey var. Türk aile var ama onlar hep kendi aralarında görüşüyorlar. Siz neden görüşmüyorsunuz? Aman öyle Sadık gezmeyi sevmez. O anca otursun koltuğuna televizyon izlesin. O da zaten yabancı kanal, ben anlamıyorum. Öyle yani, bizi çok gezdirmez etmez. Sen evde yalnız sıkılmıyor musun? Sen nasıl birisin? Eşin, dostun var mıdır? Yok. Yani benim de yok pek. Öyle bizim eve giren çıkan pek olmaz. Peki akşama kadar ne yapıyorsun? Evdeyim. İş yapıyorum. Öyle. Önceden o kadar sıkılıyordum ki. Bak o kadar sıkılıyordum. Böyle patlayacak kadar sıkılıyordum. Ama Ermişlerle konuşalı beri çok şükür artık eskisi kadar sıkılmıyorum. Ermişler ilk ne zaman gelmeye başladılar? Onu anlatabilir misin? Ona izin verirler mi? Sormam lazım. Anlatabilirmişim. Şimdi şöyle oldu. Ben bir keresinde Türk marketine gittim. Böyle giyindim, süslendim, hazırlandım, çıktım. Sadık sucuk seviyor. Şimdi biliyorsun oralarda öyle sucuk pastırma çok bulunmuyor. Yani bulunuyor da domuz eti. Tövbe estağfurullah. Ondan sonra ben gittim markete, alacağımı aldım. Geldim kasaya, şimdi ona para vereceğim falan. O da bana para üstü verecek. Adam bir şey diyor, ben anlamıyorum. Meğerse adam oranın diliyle konuşuyormuş. Ben bir sinirlendim. Sonradan size de anlatmıştım ya. Yani sen madem Türk market yapıyorsun. Yani Türk marketin çalışanını niye yabancı yapıyorsun? Öyle değil mi? Ben işte orada ne yapacağımı bilemedim. Allah'tan sırada başka bir Türk varmış. O geldi, benim söyleyeceğimi onu söyledi. Onun söyleyeceğini bana söyledi. Biz öyle çözdük. Siz ne zamandır Hollanda'daydınız? 7 sene olacak herhalde. 7 sene. 7 senedir yaşadığı yerde markete gidecek kadar bile dil öğrenememiş. Neden acaba? Ben orada böyle bir bunaldım, bir panik oldum. Burası böyle küt 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 küt. Alacaklarımı aldım. Kendimi eve nasıl attım bilemedim. Kızım. Siz kimsiniz? Ermişleriz kızım. Bizi tanımıyor musun? Bildim tabii. Tanımaz mıyım ben? Tanıdım sizi, tanımaz mıyım? Ah! Siz niye geldiniz? Bir şey mi lazım ben? Ben ne vereyim size? Bize değil kızım. Sana bir şey lazım. Onun için buradayız. Bana mı? Bana ne lazım ki? Yeni bir koca. Tövbe estağfurullah.
dediler ki senin ikinde iş yok. Böyle koca olmaz olsun dediler. Onlar mı söyledi bunu sana? Hı, onlar söyledi. Böyle sık sık konuşuyorlar mı seninle? Hiç durmazlar şu an bile. Ne diyorlar? İşte seni başkasına vereceğiz diyorlar. Kararını vermişler artık geri dönmezler. Vallahi işte ben ne yalan söyleyeyim. Şimdi onlarla konuşalı beri. Öyle ben de evde çok iş yapmıyorum. Öyle içimden gelmiyor yani. Onlarla konuşuyorum. Sen istiyor musun o başkalarını? Evlendirmek istedikleri kişiyi. Yok canım. Benim kocam var sonuçta. Bak kötüymüş meğer işte. İyi değilmiş. Sence de kötü mü? Ben hiç Sadık'a kötü demem. Hiç demedim. Benim ailem de demez. Severler Sadık'ı. E tabii şimdi biraz da para gönderiyor ya ondan seviyorlardır. Kimi? Aileme. Neden gönderiyor? E zaten durumları yok. Yani Sadık da göndermese iyice aç kalacaktır. Ne zamandan beri gönderiyor? Evlendiğimizden beri. Ben de işte ermişler onu anlatıyorum aslında. Bak diyorum bu adam çok iyi hanım. Ama yok dinlemiyorlar. Sen karışma senin aklın ermez diyorlar. Biz kararımızı verdik. Sen de saygı duyacaksın diyorlar. Şimdi ne diyeyim ben? Yani sana seçme şansı bile bırakmıyorlar. Ay yok ben karışmam. Onlar ne derse olur. Yani anlayacağın, benim başım biraz dertte. E şimdi bunlar beni başkasına verince ne olacak? Ortalık birbirine girecek. Ama bak ben Sadık'a dedim. Bak yüzü aşağıda sor. Ben dedim ki Sadık bak böyle böyle olacak haberin olsun dedim. Bir kulağından girdi bir kulağından çıktı. Ya bir dinle adam dinlemiyor. Yok yalan söylüyorsun öyle şey mi olur saçmalama diyor. Ama beni başkasına versinler de ben o zaman göreceğim onun yüzünü. Sence ne diyecek? Allah aşkına ne diyecek ya bu saatten sonra? Diyecek hiçbir şey yok. O kafasını vuracak taş arayacak da haberi yok. Seviyor mu kocan seni? Ne bileyim ben. Peki sen o başkasına varınca ailen ne diyecek bu işe? O orası zaten apayrı. Onlara hiç anlatamıyorum derdimi. Hepsine yine anlatmaya çalıştım. Sus dediler, saçmalama dediler, yalan söylüyor dediler. Bak ben ne diyorum sana? Ben başkasına varacağım günü bekliyorum. Hepsinin tek tek yüzüne bakacağım. Hiç inanmadılar bana. Boncuk, uykularım nasıl? Çok kötü. Bak sorduğun çok iyi oldu çünkü orası çok kötü. Tamam yanındalar iyi hoş yani de. Ama gece pır 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 pır. Gelecekler mi gidecekler mi hazır mı olayım ne zaman gideceğim diye. Diken üstündeyim hep sabah sabah ediyorum uyuyamıyorum. Anladım. Şimdi sana rahat uyuman için bir ilaç vereceğim. İçersin değil mi? Yani sormam lazım. Uyuyamıyorum valla. Yaz, yaz içermişim yaz. Peki o zaman ben şimdi biraz kocanla yalnız konuşayım olur mu? Gideyim mi? İstersen aşağıda biraz dinlen. Tamam olur. Beni dinlediğin için sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bana inanmadın. Farkındayım ama olsun. Ben seni dinledim. Söylediklerini çok iyi anladım. Ermişlerin dediklerine inanmadın ama. Ben sana inandım. Haftaya yine gel olur mu? Çok sevdim seninle konuşmayı. Çok da merak ettim başka neler anlatacaksın diye. Gelirim. Çok sevinirim. Görüşürüz. Sadık.
Buyurun. Buyurun Sadık Bey. Oturun Sadık Bey. Hocam nasıl oldu? Nasıl geçti? Boncuğun kafası çok karışmış. Hem uykusunu düzenleyelim hem de bir an önce tedaviye başlayalım. Ona bir ilaç yazdım. Düzenli kullanması gerek. Tamam, ben bakarım ona o zaman hocam. Haftaya mutlaka tekrar görmem lazım. Ama nasıl olur hocam? Ben haftaya dönüyorum Hollanda'ya. Yani bunu hemen çözemez miyiz biz bu durumu hocam ya? Vallahi evim bete bereketi kalmadı yani. Hayır, hemen çözemeyiz. Boncuğun ailesi burada değil mi? O biraz daha kalsın. Hay Allah. Siz öyle diyorsanız ne yapalım yani? Tamam hocam, o zaman teşekkür ederim. Rica ederim. Tuna Hanım'dan randevuyu alabilirsiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de. Kızcağızın nesi olduğu umrunda bile değil. Derdi alıştığı düzene dönmek bir an önce. Oysaki boncuğun bütün umudu o alıştığı düzenin yıkılması. Kadına şiddet sadece döverek, söverek, vurarak, öldürerek yapılmıyor. İşte boncuk da şiddet mağdurlarından biri. O psikolojik şiddete maruz kalmış. 7 yıldır yaşadığı ülkenin dilini bile öğrenemeden eve kapatılmış. Sevgisizlik, ilgisizlik işte bu hale getirmiş kadını. Çaresizliğin ilacı hastalık olmuş. Akli dengesini yitirmiş, ermişlerden medet umar olmuş. Oysa biraz sevgi, biraz ilgi, biraz değer görebilseydi, acaba bu hale gelir miydi? Thank you.
bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden nezen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardı. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Kitapların sonunda, bütün gündüzlerin, bütün gecelerin sonunda. Meltemi senden esen, soluğu sende olan yeni bir başlangıç vardır. Anne. Parmağını sürsen elmaya rengini anlarsın. Gözünle görsen elmayı, sesini duyarsın. Onu işitsen yuvarlağı sende kalır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Her başlangıçta yeni bir anlam vardır. Nedensiz bir çocuk ağlaması bile çok sonraki bir gülüşün başlangıcıdır. Berk. Bak ben ne yaptım. Berk. Bak. Bak ben ne yaptım.